Selamlar, merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Ayağımın tozuyla geldim. Gelir gelmez hemen beni esir aldınız. Setten mi geldiniz? Yok, bugün set yok. Bugün repo günü. O zaman bu geceden konuşalım. Kadın dayanışmasının olduğu bir dernekteyiz, ödül törenindeyiz. Neler söylemek istersiniz geceyle ilgili? Vallahi yani her röportajda söylüyorum. Kadınların öne çıktığı bir iş yapıyoruz. Daha doğrusu kadınların haklarını hatırlattığımız, özgürlüğünü hatırlattığımız bir iş yapıyoruz. O anlamda bunun böyle bir yerde karşılığını görmek gurur verici gerçekten. Bazen efendim eleştirileri de maruz kalıyor. Özellikle Türk yapımı dizilerde. Tabii ki de olumlu olarak kadın haklarını her zaman savundukları aşikar. Fakat bazı sahnelerden dolayı da şiddet sahneleri oluyor vesaire. Bunların eleştirilmesini nasıl buluyorsunuz? Ya da bu sahnelerin olması sizce çok yani mu? Yani onu nasıl algıladığınıza bağlı. Şimdi bir şeyi, bir hikayeyi anlatırken, bir hikayedeki sıkıntıyı anlatırken orada yanlış olanı da göstermek zorundasınız ki hikayenizi anlatabilirsiniz. Hikaye böyle anlatılır, çatışmayla anlatılır. Doğal olarak biz de hikayemizde bazı yanlışları göstermek için bu tarz şeyleri kullanmak zorunda kaldık. Daha doğrusu kullanmak zorunda kaldık değil mi? Hikaye anlatmanın yöntemi bu. Hikayemizi böyle anlattık. Onu nasıl okuduğunuzla, nasıl algıladığınızla ilgili. Doğru okumak her zaman çok önemli. Herkesin izlediği şeyi, okuduğu şeyi doğru okuyabilmesini temenni ediyorum. Ben doğru okuyamayanlar olmuş ki Doğukan Güngör'ü tokatlama uygulamaları bile çıkardılar yani falanlar. O işin, bizim işin biraz esprili kısmı her yerde artık işimizle ilgili çok fazla caps'ler yapılıyor. Bu da her anlamda aslında her yere değdiğimizi gösteriyor. Onu artık o bizim kontrolümüzün dışına çıktı biraz. Şeyi de soralım efendim, reytinglerde şimdi birincilik için mücadele verirken artık birinciliği hiç bırakmadığınız bir döneme geçiş yaptınız. Biz de buradan tebrik ediyoruz sizleri. Neler söylemek istersiniz peki dizinin reytingleri ve geri dönüşleriyle ilgili? Yani bu bir işte rekabet ortamı aslında. Herkes seyirciye hikayenin dokunmasıyla ilgili bu en önemli şey. Oyuncuların ve kadronun dışında hikayenin seyircide karşılık bulmasıyla ilgili bir şey. Bu hikaye seyircide çok karşılık buldu. Çünkü yine eminim ki hepimizin hayatında Kızılcık Şerbeti'ndeki her karakterden var. Ailemizde var, iş yerimizde var, akrabalarımızda var. Ya varlar. Hepimiz bir gerçeğiz bu coğrafyada. O yüzden muhtemelen daha çok uzun süre böyle gidecek diye düşünüyorum. Sizin kendi ailenizde peki hangi karakterlerden var? Buradan şey yapabiliyor musunuz, söyleyebiliyor musunuz? Kıvılcım var, Alev var. Sönmez de var. Var yani, onların hepsinden var. Şeyi de merak ediyoruz efendim. Şimdi aile içerisinde mesela şunu da gözlemleyebiliyoruz. Daha çok akrabalarda ve kardeşlerde, hatta kuzenlerde de bir konuşmayan akrabaların çok fazla olduğunu görüyoruz biz. Hani akraba bağlarımızı kaybettik de diyebiliriz bir yerde. Siz bunu bu şekilde gözlemliyor musunuz? Mesela aile fertlerinizle konuşmadığınız insanlar da var mı? Var tabii ki. Yani herhalde biraz 21. yüzyılın bu teknolojisiyle de ilgili bir şey. Herkes birbirinden korktu. Akrabalık ilişkileri de eski geleneklerimiz kalmadığı için onlar da o alışkanlığımız da koptu. Herkes birbirinden kopuyor. Benim ailemde de var yani. Eminim herkesin ailesinde de vardır. Herhalde biraz yaş almakla ilgili. Belki de hani akrabanızı seçemiyorsunuz. Belli bir idraktan sonra belki orada hani onunla yol alamıyorsunuzdur. Bilmiyorum, hani o çok tartışmalı bir konu. Ama tabii ki de aile önemli. Aile bağı. Benim için aile demek hakikaten ne olursa olsun birbirini kollamak demek. Her şey olabilir çünkü insanın hayatında. Ne olursa olsun birbirini kollamak, birlik olmak demek, ama olmuyor işte. Siz ailede yalnız mı bıraktılar efendim? Zor durumlarınız ya da zor anlarınızda yanınızda bulamadınız mı? Yani zor durumda bırakıldığım da oldu, bıraktığım da olmuştur. Ama ben çekirdek aileme her zaman sahip çıkarım. Çekirdek aileye dönmüşken efendim, özel hayatınız nasıl gidiyor? Peki setten vakit bulabiliyor musunuz? Özel hayatım yok arkadaşlar. Öyle bir hayatım yok. Genelde set temposunda yeme içmeye bile bazen vakit bulamıyorum inanın. O yüzden kısmet diyelim. Bugünkü ödül töreniyle bitirelim o zaman. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun efendim. Son olarak neler söylemek istersiniz, orayı da kapatalım. Vallahi çok tabii ki de motivasyon oluyor bizim için. Yaptığımız işte böyle özel yerlerde ödüllendirilmek, müthiş gurur duyuyoruz bununla. Yorgunluktan konuşamıyor olabilirim. Öyle yani, teşekkür ederiz her şey için. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun o zaman. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler.